izleyicilerimiz, yeni bir Değişen Hayatlar programıyla yine evinizde, yine sizlerle birlikte engellilerimizin neleri başarabildiğini veya nelerle karşılaşıp da o zorlukları nasıl aştığını hep birlikte izleyeceğiz. Ve bugün aramızda yine çok değerli bir konuğumuz, çok değerli bir arkadaşımız, belki de engellilerin hayatını değiştirebilecek hamleler yapabilen birisi, sevgili İbrahim Polat ve ortez protez teknikerimiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Günay Bey. Sevgili İbrahim, öncelikle şunu söylemek isterim. Gerçekten birçok arkadaşımızın hayatını değiştiren, birçok arkadaşımızın engelli olduktan sonra işte bir amputasyon dediğimiz bir kesik uzuvlarında herhangi bir kesikle karşılaştıktan sonra yapmış olduğunuz ürünlerle onları o filmin koptuğu noktadan hayatlarına devam ettirme noktasında çok büyük emekleriniz ve dokunuşlarınız vardı. Bunu biraz sizin açınızdan alabilir miyiz? Yani nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Bir engellinin o hayata geçtikten sonra o protezle veya işte o destek üniteleriyle hayatına kaldığı yerden devam etmesini sizler nasıl bakıyorsunuz bu işin uzmanı olarak? Biz engelli arkadaşlarımızı direkt engelli diyemiyoruz. Hayata kaldığı yerlerden devam etmesini istiyoruz. Hem psikolojik olarak hem fiziki olarak uzuvlarını kaybettikten sonra belli bir tedavi sürecinden sonra yürüyüş eğitimleri, rehabilitasyon eğitimlerini tekrar hayata sarılmasını sağlıyoruz. Çok çok güzel ve bu aslında çok önemli bir noktadır. Ve bunu bugün tabii sizler İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. İstanbul'da Proklinik adı altında hizmetlerinizi veriyorsunuz ama aynı zamanda işte ülkemizde de Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği'nin çatısı altındaki ortez protez ünitesinde de işbirliği içerisinde buradaki arkadaşlarımıza, buradaki engellilerimize o dokunuşları yapıyorsunuz. Burasıyla İstanbul'u veya Türkiye'yi kıyaslayabilir misiniz sevgili İbrahim? Yani burasıyla İstanbul aynı şekilde an statüde çalışıyor şu anda. 2010 yılında Mustafa Çelik'le başladığımız serüvene Günay Kibrit'le beraber devam ediyoruz. Türkiye genelinde olsun, dünya genelinde olsun son teknoloji ürünler, cihazlar, ortez protezler aynı şekilde bundan sonra Kıbrıs'ta da uygulanıyor. Önceden ne oluyordu? Kıbrıs halkı İstanbul'a geliyordu, Ankara'ya geliyordu, evet. Türkiye'nin belli şehirlerine gidiyordu. Giderken de belli sıkıntılar yaşıyorlardı, kalacak yerleri problem oluyordu, hastane süreci oluyordu. Yapılan ortez protezlerin yapım süresi cihazında protezlerin teslimatını beklemek zorunda kalıyordu. Ama şimdi ne oldu? Direkt Kıbrıs'a ayaklarına hizmeti vermeye başladık. Burada rahat rahat evlerinde kalıyorlar. Rehabilitasyonu rahat rahat Ortopedik Özürler Derneği'nde yapıyorlar. Protezlerin cihazlarını direkt teslimatını alıyorlar ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Bu da çok önemli bir konu sevgili İbrahim. Gerçekten yani benim birçok arkadaşım var o durumda ki en az 15-20 gün Türkiye'ye veya üçüncü bir ülkeye gitmek zorunda kalıyorlardı bu protezleri yaptırabilmek için. Ciddi anlamda hem devlete bir maliyetti. Evet. İşte refakatçisiyle giderken uçak biletidir, konaklamasıdır, oradaki o protezin ücretinin karşılanmasıdır. Hem zaman açısından o arkadaşlarımıza bir eziyet oluyordu. Hem de ülkeden uzak, belki de oradaki o hizmetlere tam anlamıyla erişemez durumdayken biz bunu Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği olarak ki 2010 yılında dediniz, evet doğrudur. 2010 yılında ilk kez burada adada, evet. İlk olarak biz başlattık. Tabii şimdi bir üniversitemiz daha aynı şekilde yapıyor ama bizim de bu alandaki hizmet etme noktasında engellilerimize sunduğumuz bu hizmetle bugün gerçekten gurur duyuyoruz. Tabii sizlerin yenilikleri, gelişmeleri takip etmeniz, işte seminerlere katılmanız noktasında dünyada ne uygulanıyorsa siz dediğiniz gibi, evet. Buradaki hastalarımıza da aynı şekilde aynı uygulanıyor. Aynı şekilde uygulaması yapılıyor. Peki bu ortez veya protezler, özellikle protezlerde yani tamam ortezde de gerçekten ihtiyacı var arkadaşlarımızın, özellikle çocuklarımızın ki buradan şunu da belirtmek isterim değerli izleyicilerimiz. Bugün komşumuzdan ciddi anlamda çocuk hastamız bizim buradaki ünitemizden faydalanmaktadır ve bu
demektir ki dünyayla biz rekabet edebilecek durumdayız. Evet, evet. Bu konuda da senin düşüncelerini, görüşlerini almak isterim. Yani Rum kesimi olsun, diğer ülkeler olsun, İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'daki ortez protez merkezlerine gidip orada yaptırıyorlar. Ama şu anda Türkiye onların aynı statü altında yapmaya başladı ve biz kendimiz pro klinik olarak Türkiye'de olsun, Kıbrıs'ta olsun bir numarayız şu anda. Ve ortez protez konusunda, ortez özellikle çocuk ortezlerinde uygulamayı direkt hasta yapıyoruz ve hasta herhangi bir şikayette veya vurma esnasında direkt engelliyoruz. Çok çok güzel, çok çok başarılı uygulamalar. Tabii ki aynı durum bizde de devam ediyor. Şunu da öğrenmek isterim sevgili İbrahim. Yani herhangi bir uzuv kaybına uğramış bir arkadaşımız buraya geldiğinde veya işte İstanbul'a sizin yanınıza geldiğinde nasıl tespit ediyorsunuz o protezin, yani hangi tip protezin? Çünkü biraz sonra açıklarsın, söylersin onlara da, yani birçok protez modeli, birçok protez şekli vardı. Evet. Bunu karar verirken hem onu öğrenmek isterim sizden, hem de işte bazıları çok kullanılıyor bazen, işte ya çok pahalıdır, evet, veya çok ucuzdur noktasında. Evet. Bunların özellikleri veya şeylerini nasıl anlatırsın bize? Şimdi hastanın fiziki yapısına bakıyoruz, aktivitesine bakıyoruz. Hasta 60 yaşında da olabilir, 50 yaşında da olabilir, 30 yaşında da olabilir. Aktif bir hastadır. Yani günlük yaşamında sürekli sporunu yapar, evet, dışarıda aktivitelerini yapar. Bu hastayı hiçbir şekilde eski tip bir protez uygulayamayız. Neden uygulamayız? Eski bir tip protez bu hastayı geriletir. Yani hayata küstürür. Hayata sarılması için, kaldığı yerden devam etmesi için aktif protezlerin uygulanması lazım. Aktif protezlerle hastanın yaşına bakılmaksızın, yani aktivitesine, vücut yapısına ve kilosuna bakılarak uygulaması yapılır. Ve aktif olarak da hızlanır. Hayatının kaldığı yerden devam eder. Devam etmesi çok önemli zaten, evet, bizim için de, evet, herkes için de bu. Tabii ki bunun herhalde ücretle herhangi bir alakalandırılması da yapılmaması lazımdı. Evet, evet. Bu bakış açısıyla hiçbir zaman yaklaşmamamız lazımdı. Çünkü evet, bazen işte bir protez yapacağımıza 2-3 protez yapabilecek durumdayız. Ama siz karşınızda duran insanın hayatını da sizin o köreltmemek lazım. Aynen, o değer verdiğiniz yani oranda da aslında düşürmüş olursunuz. Yani mantık ücret ikinci planda olması lazım. Kesinlikle. Tamam, ücret pahalı protezler oluyor ama şimdi bir tane hastaya yapacağımıza 5 tane hastaya protez yapılan denildiği zaman o mantık doğru bir mantık değildir. Hastayı en üst düzeyde halkın arasına sokmak, sporunu yaptırmak, eğitimlere katılması, işine gitmesi veya emekli ise çocuklarıyla, torunlarıyla vakit geçirmesi için en üst düzey protez yapılması lazım. Kesinlikle. Yani şöyle hastalarımız da var. Hiç ayağa kalkamıyor. Aşırı kilolu. Hasta daha 20 yaşında, 25 yaşında. Tamam, bu hastaya da en pahalı protez yapılmaz. Sadece ihtiyaçlarını gidermesi için, lavabo ihtiyaçlarını gidermesi için, banyo ihtiyaçlarını gidermesi için uygun protez yapılır. Ama hasta aktifse, yaşı önemli değil, dışarıdaki sosyal faaliyetlere katılması için aktif protez yapılması lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Eski buna sistem protez yapılmamalı. Mutlaka ve yani her geçen gün de bu teknoloji ilerliyor. İlerliyor. Her geçen gün yeni yeni ürünler piyasaya çıkıyor ve evet, o hastanın, o arkadaşımızın hayatını daha da kolaylaştırıyor. Evet. Daha da sanki olmamış gibi, yani herhangi bir kayba uğramamış gibi. Unutturuyoruz. Bu çok önemli bir konu sevgili Hüseyin. Çünkü İbrahim, çünkü gerçekten ülkemizde de Türkiye'de de biliyorum çok hastamız var. Evet. Çok bu şekilde olan arkadaşlarımız var. Ve bu şansı onlara tanımak, bu şansı onlara vermek bizim için gerçekten misyonumuzdur diyebiliriz. Kıbrıs Spor Ortopedik Özürler Derneği olarak veya sizler olarak. Umarım bu güzellikler, bu başarılı çalışmalar hep devam eder. Tabii ki şu anda bir pandemi dönemindeyiz. Evet, sizin gidiş gelişlerinizde de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Ama tabii ki yine görevli geldiğiniz için Sağlık Bakanlığımıza biz teşekkür ederiz. Size izin verildi bir şekilde bu pandemi sürecinde de buradaki hastalarımıza hem yapılmış olan protezlerin teslimi, hı hı, hem de yeni ölçülerin alınması noktasında. Evet. Biz teşekkür ederiz onların ilgisine, alakasına da. Peki sevgili İbrahim, bu işin
Tabii bizde de evet Kıbrıs Spor Otomobil Özgürler Derneği'nde de bir ünitemiz var, malzemelerimiz var ama biliyorum yeni bir yer açtınız İstanbul'da hayırlısı olsun demek isterim. Buradan da ekranları başında bizi izleyenlerin aracılığıyla da sizlere. Nasıl bir yatırım bu iş? Yani halka yatırım yapıyoruz biz. Özürlü arkadaşlarımız, engelli arkadaşlarımıza yatırımımızı yapıyoruz. En üst seviyedeki hizmeti vermek için. Yani hizmet derken en kaliteli ürünle birlikte en iyi ürünün ölçülerini alıp teslim etmek istiyoruz. En ufak bir şeyde hasta teslimattan sonra bir sıkıntı yaşadığı zaman onu hızlı bir şekilde gidermemiz lazım. Gidermek de gerekiyor. Evet. Çünkü tabii ölçü alınıyor, sonuçta uygulama yapılıyor. Mutlaka olabilecek şeylerdi. Yani bir tarafının sıkması, bir tarafının vurması. O müdahaleyi de anında yapabilmek tabii. Çok çok önemlidir. Şöyle düşünelim mesela 2010 yılında biz gelmeden önce Kıbrıs halkında İstanbul'a veya Türkiye'ye geldiği zaman protezinde bir sıkıntı olduğu zaman teslimat sürecinden bir ay sonra mecburen bir vidası bile veya skan bir yerinin olması için tekrar Türkiye'ye gelmek zorunda kalıyordu. Tekrar maddi ve manevi olarak yıpranıyordu. Aynen. Yani şu anda öyle bir şeyleri yok. Direkt ayaklarına hizmeti veriyoruz. Direkt istedikleri zaman gelebilirler. Ünitemiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan da teslimatlarımızı yapıyoruz. Çok güzel. Bu tabii ki işbirliğimizin, koordinasyonumuzun ve o insana verdiğimiz değerin de aslında bir göstergesidir. Evet. Biz buradan ben seslenmek isterim izleyicilerimizle. Mutlaka ve mutlaka etrafınızda, yakınınızda, ailenizde olabilir böyle bir durumda. Artık günümüz şartlarında bunu çok rahatlıkla aşabilirsiniz ve bu ürünlere belki yarım saatlik, bir saatlik bir yolculukla derneğimize geldiğinizde ölçüleriniz alınabilir ve 15-20 gün sonra da proteziniz teslimatı yapılıp da hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tabii. Bu çok çok önemli bir konudur. Bu konuda sevgili İbrahim, önermek istediğin, izleyicilerimiz de seni izlerken söylemek istediğin senin de varsa lütfen aktaralım onlara da. Yani, ne olabilir, nasıl bir yol izleyebilirler? Çünkü siz bu işin içerisinde kaç yıldır yapıyorsunuz? 20 yıldır o işin içinde, sektörün içindeyiz Türkiye'de. Yani sadece ortez protez konusunda değil, tabanlıklarda da bu, çocuklarda evet. Olsun, yetişkinlerde olsun, çalışan kesimde olsun, ayak ağrılarında, ayak rahatsızlıklarında tabanlık imalatı yapıyoruz. Kişiye özel tabanlık imalatı. Bunda da çok desteklendiğimiz için Almanya'dan özel ürünler getiriyoruz. Almanya'nın distribütörlüğünü aldık biz Paramet firmasının ve tabanlık uygulamalarını da yapıyoruz. Eğer ayak rahatsızlığı olan kişiler de gelip burada ayak ölçümü, ayak analizini de yaptırabilirler. Bu da çok mühim bir konu. Gerçekten belki de sayılıdır yani yine ülkede yani burada da bu tip cihazların varlığı ve derneğimizde ne mutlu bize ki bu hizmeti de verebiliyoruz. Buradan bilgisayar eşliğinde analiz evet. Yapılıyor. Evet. Ki bu sadece sevgili İbrahim biraz daha bunu aşmanı isteyeceğim senden. Bu sadece engelli arkadaşlarımız için değil hayır. Veya bir şey için. Bütün insanlar, bütün herkesin aslında bir sıkıntı olabilir, bir düz tabanlık, içe basma, dışa basma olabilir. Bunu analiz edip ona göre tabanlık yani yapıyor. Avrupa'da şu şekilde, Almanya'da olsun, diğer ülkelerde olsun, yani çalışan kesim, ayak rahatsızlığı yaşayan veya yaşamayan, yani yürüyüş konforunu, aktivitesini hızlandırmak için her ayakkabısına bir çift tabanlık yaptırır. Çünkü tabanlık ayağı rahatlatır. Rahatlattığı gibi bilek ağrısını, taban ağrısını giderir. Giderdiği zaman da kullanıcı, çalışan da olsa, öğrenci de olsa rahatlar. Kesinlikle o hayatında konforu artırır yani. Evet. Ve burada işte yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Yani illaki engelli olacak da böyle bir tabanlığa ihtiyacı olsun. Hayır. Herkese, özellikle sporcuların. Sporcular, diyabet hastaları özellikle, ayağında nasır çıkan hastalarımız, topuk diken olan hastalarımız yani gelebilirler. Yürüyüş analizini yapabiliriz. Onlara özel uygulanan tabanlıklar kilosuna ve boyuna göre uygulanıyor. Süper bir şey. Çok güzel bir durum. Tabii birçok hastamız var yani biliyorum onda geliyorlar. Tabii sadece hasta olarak görmüyoruz. Tüm çalışan, ayakta olan herkes için ihtiyaçtır. Bu da bir başka hayata dokunuştur arkadaşlar, izleyicilerimiz. Ve dediğim gibi biraz önce de çağrım yaptım sizlere. Hiç çekinmeden bugün artık bu teknolojiyle en küçük bir rahatsızlığınızı bile ortadan kaldırılabilecek ürünler mutlaka vardır. Evet. Peki sevgili İbrahim, buradaki hastalarımızdan birazcık da bahsetmek istiyorum.
gözlemlediğiniz veya işte karşılaştığınız, geri dönüş aldığınız noktalar nasıldır? Yani memnuniyet çok arttı şu anda. Uyguladığımız protezlerde test protezini yapıyoruz. Hastanın vuran, ilk baştaki vuran eden yerlerini düzeltiyoruz. Düzelttikten sonra kalıcı proteze geçiyoruz. Ama daha önceden bu hastalar direkt bu ölçü alınıp direkt protez teslimatı yapılır. Yapıldıktan sonra da rahatsızlıklar olduğu zaman o protez mecbur kullanmak zorunda kalıyordu. Çünkü ikinci bir protez devlet karşılamıyordu. Evet, ama şu anda biz test protezini yapıyoruz. Test protezini de bir hafta kullandırıyoruz. O bir hafta kullandırdıktan sonra kalıcı bir proteze geçiş yapıyoruz. Kalıcı protezinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ve 5 yıl boyunca veya 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca herhangi bir problem yaşamadan protezlerini kullanabiliyorlar. Hayatlarına devam ediyorlar. Çok çok iyi. Bu da yine aynı şekilde insana verdiğimiz değeri. Evet. Çünkü önceleri evet biliyorum gidiyorduk işte bir yerde ya destek için ya protez için ölçü alınıyordu. Bir tane yapılıyordu. Olsa da olmasa da mecburen onu kullanmak zorunda kalıyordu. Evet. Bu da tabii ki hayat kalitemizi düşürüyordu. Şikayet de edemiyorduk. Çünkü öyle bir imkan da yoktu sevgili İbrahim. Şimdi artık her şey ayağımızın altında. Her şey dediğim gibi ne kadar uzak olursanız olun bir saat sonra buradasınız. Lefkoşa'dasınız. Evet. Ve bunu çözümünü yapabiliyoruz burada da çok şükür. Tabii. Tabii sizler sevgili İbrahim ayda bir buraya düzenli olarak geliyorsunuz. Bizim de burada bir fizyoterapistimiz sorumlu olarak çalışıyor o ünitemizde. Ve bu tip arızaları, bu tip eksiklikleri de anında giderebilecek pozisyondadır. Tabii eğitimler önemli çok aslında. Evet belki ülkemizdeki üniversitelerde bu olay yani ortez protez teknikleri veya teknisyeni noktasında bölümlerimiz eksiktir. Evet. Ama siz bu hizmet içi eğitimlerle de arkadaşlarımızı biliyorum oraya götürüyorsunuz. Orada eğitimlerinizi veriyorsunuz ve yetiştiriyorsunuz. Bu da bizim için bir şanstır diye görüyorum. Doğrudur. Çünkü buradaki arkadaşlarımızı Türkiye'ye çağırıyoruz. Her 3 ayda bir eğitimlerini birer hafta aralarına ölçü alma tekniğini, tamirat tekniğini, bakım tekniğini hepsini öğretiyoruz uygulamalar olarak. Çok çok güzel. Tabii ki değerli izleyicilerimiz biraz sonra ortez protez ünitemize de geçeceğiz. Çekimimizi orada da devam edeceğiz ve oradaki hastalarımızla da görüşeceğiz, görüşlerini alacağız. Bizi izlemeye devam edin ve görün bakalım neler yapabiliyoruz ve bu uygulamalardan sonra yani bu yapılan ortez veya protez uygulamalarından sonra engellilerimizin hayatına nasıl devam ettiğini hep birlikte izleyelim. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi bir arkadaşımıza uygulanan ortez uygulamasının ölçüsünü izliyorsunuz. Hüseyin Bey hem işlemi yaparken hem anlat bize ne yaptığımızı da istersen. Şimdi Murat hastamız polio sekeri çocuk felci. Sağ dizinde ve sağ ayak bileğinde ve sağ kalçasında güçsüzlükler var. Evet. O yüzden sol tarafta olduğu gibi sağ tarafında dizini kilitleyemiyor. Biz uzun yürüme cihazı dediğimiz karbondan özel bir cihaz yapacağız. Bu cihazı da yaparken öncelikle kapsamlı bir alçı kalıp ölçü almamız lazım. Evet. Bu ölçü aldıktan sonra da normal karbon cihaz üretimini yapmış olacağız. Yani birebir bacağın kalıbını şu an çıkarıyoruz. En önemli aşamasıdır bu cihaz üretiminde. Anladım. Peki şunu sormak isterim. Peki bu ortezle Murat'ın işte yürüyüşündeki veya normal hayatına devam etmesi nasıl olacak? Ya Murat sonuçta genç birisi, aktif sporcu ve hayatın içinde çalışan birisi. Evet. Bir cihazı olmadan yürümesi imkansız. Ya tekerlekli sandalye ya da çift bastonla yürümesi lazım. Bunlarda da tökezlemesi, düşmesi, bir sürü riski var. Enerji harcaması çok fazla. Yaptığımız cihazda ne bir tekerlekli sandalye ne bir bastona ihtiyaç duymadan normal hayatını bizler gibi idame ettirecek. Buradaki amaç dizimizi kilitlemek. Ayak bileğimizin zemine daha iyi, daha doğru basmasını sağlamak ve işte dışarıdan hiçbir şekilde belli olmadan normal hayatına devam etmesini sağlamak. Zaten karbondan yapıyoruz. Diz eklemine ve ayak bileğine Almanya'dan gelen özel bir eklemimiz var. O eklemi kullanıyoruz. Bu sayede de işte hem daha konforlu hem de daha hafif bir cihaz kullanarak hayatını idame ettiriyor. Çok teşekkürler sevgili Hüseyin. Sevgili Murat,
bu cihazla senin hayatındaki değişiklikleri de alabilir miyiz senin ağzından? Doktorum da dediği gibi cihazsız ya DNA'ya bağımlı kalıyorduk ya da yürüdüğümüz zaman tökezleyerek, aksayarak yürüyorduk. Bir şeyi taşırken taşıma güçlüğü çekiyorduk. Çünkü bir elimizle ayağımızı tutuyoruz. Disfonksiyon olmadığından, katlanabileceğinden ayağımızı tutup da yürüyorduk. Ama cihazdan sonra bir şeyi rahatlıkla kaldırıp götürme, bir yerden bir yere götürme kolaylığı sağlıyor ve yürümede çok iyi bir denge sağlıyor. Serbest oluyor yani. Aynen öyle. İki eller de serbeste kalıyor dediği gibi doktorumun. Çok çok teşekkür ederim. Evet, sizlere kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi de bir protez uygulamamızdaki arkadaşımızın uygulamasına geçeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Değerli izleyicilerimiz, şimdi de bir protez uygulaması ile ilgili, Ahmet arkadaşımıza uygulanan protez ile ilgili çalışmaları izleyeceğiz. Evet sevgili İbrahim, anlat bakalım. Ahmet arkadaşımıza yaptığınız bu protezle fark nedir? Nasıl bir şeydir? Uygulama nedir? Şimdi Ahmet Bey yıllar önce çocukluk zamanında kamyon çarpma sonucu ayağını diz altından kaybetmiştir. Yıllar boyunca Türkiye'ye gidip gelmiştir. Türkiye'de farklı protezler, farklı deneyimler görmüştür, uygulanmıştır. En büyük sıkıntısı en ufak bir vurmada, arızada, yani buradaki işlerini bırakıp veya öğrencilik zamanında Türkiye'ye gidip orada bir hafta 10 gün kalmak zorunda kalmıştır. Biz Ahmet Bey 2010 yılından beri protez uygulaması yapıyoruz. Aktif bir hastamız. Aktif olduğu için en üst seviyedeki karbon ayaklı, karbon soketli aktif bir protez uygulaması yapıyoruz. Bu protezle günlük yaşamını, aktivitesini hızlı bir şekilde giderebiliyor ve sporlarını da yapabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Sevgili Ahmet, sen ne diyeceksin? Memnun musun ayağından? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum Kıbrıs Türk Ortopedi Gözcüler Derneği ve Proklinik yetkililerine. Gerçekten daha önce kullandığım protez benim soket sistemi, çoraplı sistem dediğimiz, ayakla tam anlamıyla bütünleşmeyen bir sistemdi. Bu karbon ve vakum sistemli ayakla ayağın, vücudun tam bir parçası olduğunu hissetmeni sağlıyor. Ve daha iyi yürüyebilme ve koşabilmeni sağlıyor. Daha konforlu bir ortam yaratıyor. Tabii bir takım dezavantajları da var bizim ülkemiz açısından. Bizim ülkemiz bildiğiniz gibi yaz ayları oldukça sıcak. Buna bağlı olarak işte burada kapalı bir şey olduğu için silikon sistemi. Bu işte gün içerisinde en az 2 kere, 3 kere değiştirip işte onun bir dezenfekte edilmesi gerekiyor. Ama normal koşullarda, kış aylarında oldukça konforlu, yürümede, koşmada oldukça bir rahatlık sağlıyor. Bu anlamda güzel bir model. Yani Avrupa'daki bir engelli bireyin kullandığı protezin aynısı bu zaten. Dolayısıyla bu anlamda ülkemizde de yani bu fırsat eşitliğinin yakalanması, engelli bireylere böyle bir olanağın sunulması oldukça önemli. Çünkü biz gerçekten protezi, yani günlük yaşamımızda vücudumuzun bir parçası. Yani bir protez olarak değil, diğer ayağın olarak kabul etmek, evet. Ona göre kullanmak zorundasınız. Evet, yani bunu bu proteze tam anlamıyla sağlamış durumdayız. Yani vücudun tam bir parçası gördüğünüz gibi. Daha önceleri yani bunları yapmak oldukça güçken, yani şu an çok rahatlıkla tek ayak üzerinde sekebilmeyi de sağlıyor, koşabilmeyi sağlıyor. Daha önceleri koşarken 2 defa bu engelsiz ayağımızı kullanırken 1 defa bunu kullanabiliyorduk. Ama şu an her ikisini de aynı anda kullanabiliyoruz. Bu anlamda büyük öneme sahip. Teşekkür ediyorum burada Proklinik yetkililerine. Gerçekten bize o Avrupa standartlarındaki bu ürünleri sağladıkları için. Ülkemizdeki tabii Sağlık Bakanlığı'na da bu anlamda tabii teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü çok önemli bir olay ve vücudumuzun yani bir uzvunu tamamlıyoruz burada. Kesinlikle. Yani öyle gerçekten çok önemli. Evet. Ben tabii yeni bu protezinizle güzel günler
başarılı anlar diliyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi gerçekten Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nde hayatlara dokunma noktasında özellikle ortez protez ünitemizde ciddi bir başı çekiyor. Yarınlarınız hep güzel olsun. Bizleri izlemeye devam edin. Engellilerimizin hayatının da ne kadar kolaylaştırıldığını, fırsat verildiğinde neler yaptığımızı görmeniz dileğiyle hepinize hoşça kalın.